Merhaba arkadaşlar. Soğuk Bardi yerine hoş geldiniz. daha önceden anlattığım iki hikaye vardı size bir Twitch yayınında. Tabi biliyorsunuz artık Twitch yayını olmayacak. Youtube'dan olacak canlı yayınlar. Ve daha çok Youtube videosu gelecek. Onlar hani onların kayıtları biraz kötü olduğu için ben silmiştim. O yüzden orada okuduğum iki hikayeyi burada özel kayıt olarak okuyup size buluşturmak istedim. İlkini okuyorum. Kuledeki Gece Bekçisi. Ee, ben müziksiz anlatıyorum. Siz arkaya dilediğiniz müziği atmosfer sesini açabilirsiniz ama ateş çatırtımı sabit. Başlıyoruz. Tarihin 3 farklı dönemini Osmanlı, Krallık ve Sosyalist idare devirlerinin izlerini bir arada barındıran alelade bir Balkan şehrinde merkeze tepeden bakan zindan kulada gece bekçisi olarak işe başvurmuştum. Kabul edileceğimi pek zannetmesem de güvenlikçi sertifikamı yarı sıra tarih mezunu oluşum, İngilizce yarı sıra köyüm dolayısıyla üçüncü bir dile de aşina olmam sebebiyle diğer adaylara göre öne çıkmış olmalıydım. Hem bağış hem de gecenin uzun vakitlerinde şehri sakin bir köşesinde bol bol dolaşıp kitaplarla daha çok vakit vaat ediyordu. Nitekim kabul edildiğimi öğrenip Sabah erkenden yeni iş yerime gidip diğer görevlerle tanışmam için çağrılmıştım. Şehre tepeden bakan zindan kolaya daha önce bir iki kez lise yıllarımda gezi düzenlendiğinde gitmiştim. Ama öyle çok aşina olduğum söylenemezdi. Birçok yerde olduğu gibi şehri yerlilerini sürekli göz önünde durmaktan dolayı artık görmemeye başladı. Turistleri dolaşıp biraz para bırakması umulan alelade bir tarihi mekandı. Onca savaşa kentsel dönüşüme diredebilmiş bazı ahşap ve taş binaları geride bırakıp iki tarafı da sık ağaçlıklı eski taş kaldırımlı yolu tırmanarak ulaştım zindan kulaya. O gün pazar olduğu için ziyaret saatleri kapalıydı. Yine de hala erken bir saat olsa da sırf yosunlu soğuk taş duvarları fotoğraf çekilmek için gelen birkaç turist vardı etrafta. Bu şehrin yerlisi olarak Zindan Kula'nın karanlık tarihçesine aşina olduğumdan turistlerin buraya böylesine süs muamelesi göstermeleri biraz tuhaf geliyordu. Zindan kim kimse önemsemezdi çünkü hep göz önündeydi. Onun kallı geçmişini, kötü şöhretini herkes bilirdi. Kuşakları aşan, atalardan torunlara geçen hikayeler vardı. Bunu bilmek için açıp tarih kitaplarını bakarileri okumaya gerek duymazdınız. Şehri günlük muhabbetleri arasında geceleri bir vakti insanlara ilginç konulardan bahsetmek hatta biraz korkutmak istenildiğinde anlatırlardı ve öğrenirdiniz. Yine de içeriye girmeden, girmeden önce kapının hemen yanındaki tarih çelevhasına göz atarak bildiklerimi şöyle bir üzerinden geçmek istedim. Zindan kulanı tarihe epey uzanıyordu. Romanlılar zamanında burada şehrin kalesi olduğu tahmin ediliyordu. Ama kaleli temelleri arasında Roma izleri kaybolup gitmişti. Osmanlıların gelişiyle büyüyen şehrin kalesi olan bu yer suçluların ve sürgünlerin kapatıldığı bir yer olduğundan zindan kulağıdır almıştı. Zira ta Osmanlı öncesi Bizans sonrası küçük krallık küçük krallıklar zamanından kalma bir taş kulesi vardı. Yeniçerilerin daima şehri ve ormandaki hayduk çetelerini gözetlediği bu kule Osmanlı döneminde daha da yükseltilmiş. En üst katına kapatılanları daima rutubetten kemiklerini sızlayacağı taş hücreler inşa edilmişti. Bağımsızlık isyanları sırasında köylüler ve haydukların asileri kesik başlarının urgallarda sarkan cesetlerini sergilendiği bu taş duvarlar yeni ve milli krallıklar zamanında da ayrı korkutucu şöhreti taşımayı tıpkı Osmanlı zamanından kalma Zindan Kula ismiyle birlikte sürdürmüşlerdi. Bu sefer kral muhalifleri ve anarşistleri yutuyordu Zindan Kula. İkinci Dünya Savaşı yıllarında partizanları, savaşın akabinde nazi işbirlikçilerini, sosyalist idare zamanında da rejim muhalifleri yutmaya devam etmiş, adı hep Zindan Kula olarak kalmıştı. 80'li yıllara kadar cezaevi olarak bu, kuran, bu karanlık vasfını devam ettirmiş. 90'ların başında yeni idarenin sembolü ve eskinin geride bırakılışının temsiliyle kapatılmıştı. Dünyaya açılma dönemiyle birlikte turistlerin ilgisini çekecek yeni yapılar ve merkezlerin öne çıkmasıyla 2000'lerin başında müzeye dönüştürülmüştü. O tarihten beridir müzeydi. Ama turistlerin gelişi bile Osmanlı zamanından kalma bu ismi taşıması öne geçmemişti. Aksine turistler zindan kulağı için geliyorlardı. Türkiye'den gelenler ismin aşiralığının cazibesine kapılıyordu. Turistler ise daha çok korku turizmi boyutu çekiyordu. Zira zindan kula ölüler kadar öle ve yerleriyle de adalan bir yerdi. Ürkütücü tarihi boyunca onca sorgu, işkence ve ibret tabaçlı idam görmüş bu yerin hayaletleri de hayli meşhurdu. Geceleri manzarası güzel diye bezarlık tepelerinde bile içmekten çekinmeyen sarhoşlar, eğlence arayan gençler bu duvarlara asla yaklaşmazlardı. Zira hava karardıktan sonra Halat zincir şakırtılarının, kamçı şaklamalarının, çığlık ve ağlama seslerinin hatta ayak seslerinin çınladığı söylenirdi. Zindan kulanın avlusundaki tek katlı turistik bilgilendirme ofisine geldiğimde müzenin müdürü ve iki memurla gündüz bekçisiyle burada tanıştım. Memurlardan biri bana binanın haritalardan de verip peşine takarak tüm hücreleri de odaları, tüm hücreleri ve odaları dolaştırdı. Geçmişle şimdinin bir arada bulunduğu bu acayip yapının neden hoca hayalet söylentisini beslediği şaşmamalı. En dipteki ta Osmanlı zamanından kalma paslı zinciller, bukağalar, prangalar, krallık zamanında ve sosyalist dönemde takılmış parmaklıklarla bir aradaydı. Osmanlılar bazı duvarların yapımında Roma'dan Bizans'tan kalma sütunları, lahit parçalarını kullanmıştı. Bizimkilerse Osmanlı'dan kalma mezar taşlarıdır. Almanların geldiği dönem yapılmış sığınaklar sosyalist idare zamanında nükleer sığınağa dönüştürülmüştü. Lambalar eski veri tesisat, hücrelerden bozma tuvaletler, onca kamera ve ışık aksamına rağmen insanı geçmişin bir döneminde bir mahkum gibi hissettiren soğuk, isli, yosullu duvarlar. Memur beni dolaştırırken buranın hayaletlerinin de tıpkı zindan kula gibi belli isimleri, şahsiyetleri olduğunu söyledi. Mesela alt hücrelerde görülen çeri kılıklı hayalete Dolaşan Türk adını vermişlerdi. Aradı sırada bekçilere yahut geç vakitte rastladığı başka kimselere görünüp kesik başını gövdesinden ayırarak yukarıda tutarak korkuttuğu anlatılıyordu. Kuzey duvarlarının üzerinde eski bir halk şarkısını bırıldanarak dolaşan hayduk kılıklı hayalete Beçhul Voyvoda adını takmışlardı. Söylentilere göre her da kırık boynu sallanıyordu ve boynundan sarkan kopu kurgan ayağın beya görülüyordu. Kaleli lüks katlarındaki odalardan birinde şakadaki ile dolaşan Alman üniformalı bir subay görünüyordu. İşgal zamanı partizanları delile geçmemek için intihar eden cezaevi görevlisi olduğu da söyleniyordu. Kaleli lavlaya bakan ilk kattaki odalardan birinde beyazlar içinde bir kadın görünüyordu ki kimine göre hapsedilmiş bir partizan, kimine göre ise 70'lerde kapatılan bir muhalifin hayaletiydi elbiselerine bakılırsa. Fotoğrafları yoktu hiçbiridir. ancak öylesine tasvir edilmişlerdi ki sanki her an kallı canlı karşınıza çıkabiliyorlardı. Beçul zincir şakırtıları ve çığlıklar dolaşan ayak sesleri ise bu dehşetler galerisinin tuzu biberiydi. Tüm katları ve odaları, hücreleri, koğuşları hatta eskiden yakıt kazanı bulunan daireleri gezmişti burada birlikte. Buralarla ilgili acı bile acayip söylentiler mevcuttu. Önceden albaları, sonra da Rusya'dan gelen bazı bilim adamlarının bir takım dereleri burada yaptı. Ancak tüm kanıtların yok edildiği şehir efsanesi bahiyetinde anlatılıyordu. Beni gezdiren memura bakılırsa burada vaktiyle görev yapmaktan kafayı sıyırıp sıvı dolu kavanozlarda fareler, sıçanlar toplayan bir cezaevi müdürdün Bölük pörçük hatırlanan şöhreti sebep olmuştu buna. Yine de bu kaleyle birlikte hatırlanan bir başka kararlık söylenceydi ve binlerce sorgulamaya tanıklık etmiş bu duvarlara yapışıp kalmıştı. Geriye görmediğim tek yer kalmıştı. Beşur Kule. Ancak buranın sadece giriş kısmını ve ahşap kirişlerle birlikte demirden gıcırdayan merdivenleri yukarıdaki sonsuz görden karanlığa uzandı ilk katını görebilmiştim. Metrelerce dönüp duran merdivenlerin yorgunluğuna değecek bir manzarası olsa da burada meçhul bir hayaleti doluşup durması sebebiyle hiçbir bekçinin geceleri yaklaşmadığını anlattı memur. En üst katta sinirli adımlarla dolaşıyordu ve hiç gören yoktu. Ancak en korkulan hayalet olduğunu söyledi. Eski dönemlerde bile bu kulede geceleri kimsenin nöbet tutamaması sebebiyle zindan kulanın adını yaşamasında bu hayaleti de pay sahibi olduğunu belirtti oradan ayrılırken. En son tekrar ofise dönüp üniformamı, lambamı ve silahımı teslim alıp eve geçtim. Zindan kuladaki ilk mesai o gün akşam vakti başlayacaktı. Öğleden sonra kadar uyudum. Gece nöbeti sırasında okuyacağım romanı seçip YouTube'da birkaç video izledikten sonra hazırladım. Üniforma giyip bir pizzacıda akşam ebeğimi yiyerek hava karardı esnada zindan kulağına ulaştım. Ofisteki memurlarla ayaküstü konuştuktan sonra tek tek açık ışık ve kapı kalmadığını kontrol için ilk saat devresini çıktım. Bu haliyle bile bana aşırı sessiz ve ürkütücü görünmüştü asırlık kale. Ancak hiçbir yer alt katından şöyle bir geçtiğim kule kadar rahatsız etmemişti. Ofise döndüğümde hava çoktan kararmıştı ve memurlar gitmişlerdi. Ana kapıyı ta Osmanlı'dan kalma o paslı ancak sağlam demir kapılar üzerinde eklenmiş model kilitleri kontrol ettikten sonra ofise geçip pencere kenardaki masama oturdum, ışığı açtım. Koridordaki makineden kahvemi almıştım. Açıp romanımı okumaya başladım. Eğlenceli olsun diye aldığım korku romanı terk edilmiş bir kale hakkındaydı ve Pencereden karanlığa gömülen avluyu, hüzün çağrıştıran duvarları, gözüme çarpıp duran uğursuz kuleyi seyrettikçe içim sıkılıyordu. İlk nöbet gecemi stresi altında olduğumu farkındaydım. Ancak kayra belirsiz korkularla boğuşmamı bir türlü engelleyemiyordum. Bir süre sonra kayra belirsiz korkum gözlerimin önünde vücut buldu. Kulelerin üst katındaki köylülerden biri ışığı yanıyordu. Avludan geçerken kapalı olduğunu gördüğüme emindim. Açık mı kalmıştı yoksa beni uyardıkları şekilde maceracı bir turist kendini içeriye gizip kuleye mi çıkmıştı? Beni en sıkı şekilde tembihledikleri konuydu. Bazı Avrupalı turistler özellikle YouTube beğencileri heyecanlı videolar çekebilmek için içeriye saklanabiliyorlardı. Bu nedenle yukarıyı kontrol etmek zorundaydım. El felerimi alıp kulenin alt katına girdiğim zaman yukarıdaki öcelerden gelen öfkeli adım seslerini duyunca aklıma bir türlü şey geldi geçti. Allatılar hayalet hikayeleri, hayaletlerin hikayeleri her biri sanki yukarıda beni bekliyorlardı. Demir verdivenleri gıcırtıları mıydı duydum yoksa ölülerin çığlıkları mı? Yukarıya doğru korka korka tırmandım. En üst kata vardığımda diğer hücrelerin ışığını sörük buldum. Sadece bir tanesi el uçtaki odanın ışığı yarıyordu. Odaya girip baktığımda sonra sonrası Sol. Kemerimin boğazımda ne işi vardı? Oraya ne zaman çıkmıştım? Neden kendimi bu odada asmıştım? Kuleye çıkmadığımı hatırlıyordum. Hatırlamıyordum. Bilmiyorum. Arada sırada öfkeli adımlarla dolaşıp merdivenleri sonsuza dek aradığım bu kulede kapana kısılmış hayaletimin çığlıklarını duyan var mı acaba? Ben kuledeki gece bekçisiyim. Bu korkunç kalenin perçesinden çıkamamış, sonsuza kadar laletli ruhlarından biri. Belki de Kalelil el yedi ve en son hayaleti. Sizler için yazıldı, okundu. Tiran seyahati bestasında meydandaki eski saat kulesinden ve yine yakınlardaki Bankart 2 Sığdak Müzesi'nden ilhamla yazdım. Gerçek veya kurgu. Hikaye hikayedir. Her ne kadar sürçülü isaret ettikse affola.